GDO'yu, GDO'lu sebze ve meyveleri konuşmak için 15 dakikayı başlattık. Stüdyomuzda da gıda mühendisi Nurper Özcan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. O kadar çok meyvenin, sebzenin genetiğiyle oynanmış ki, oynanmamış var mı? Kaldı mı? Çokça fazla aslında gıdanın genetiğiyle oynandı. Örneğin önümüzde karpuz var. Hı hı. Karpuz önceden böyle değildi. Nasılmış eskiden? Eskiden kabuğu daha kalınmış. Şu gördüğünüz kısım daha kalın. Yenilecek bu pembe ve kırmızı kısım oldukça azmış. Ve çekirdeği oldukça da bolmuş. Şimdi öyle değil maalesef. Daha çekirdekli ve kırmızı kısmı daha... Evet. Peki karpuzların boyutları nasılmış? Yeşilçam filmlerinde de görürsünüz eskiden böyle küçük boyutlardaymış. Küçük, şimdi küçük, çok büyük boyutlarda. Ve hatta İtalya'da yapılan bu 1700'lü yıllara dayanır tarihçesi de. Tablolarda da çizimlerinde karpuzun kabuğu kalın, iç kısmı oldukça az ve oldukça bol çekirdekliymiş. Onun dışında yine burada gördüğünüz mısır, muz, patlıcan, havuç, bunların hepsinin genetiğiyle oynanmış yapılar. Genetiğiyle oynanmış. Aha. Ve şekilleri de böyle değilmiş. Lezzetleri de böyle değilmiş, değil mi? Evet. Mesela havuç nasılmış? Havuç şu anki gibi çıtır, böyle turuncu formda ve sulu formda değilmiş. Tamamen rengi boz renkte, biraz kremsi formda ve hafif acımtırak bir tadı varmış. Zamanla bu şekilde... Ne yapmışız havuça? Evet, tadı tatlı forma getirilmiş. Örneğin bunların içerisinde en ilginç olanı mısırdır. Mısırın ilk hali neye benziyor biliyor musunuz? Taze fasulyeye. Aa, gerçekten mi? Evet. Ben yemezdim o zaman. Taze fasulyeyle hiç düşünemedim mısırı ben şimdi. Taze fasulye formunda böyle koçanları güzel düzel bu şekilde dizilmiş formda değilmiş. Şu anki bizim yerli mısırlarımız da zaten bu şekilde düzgün formda değil. Biraz daha eğri büğrü formda ve her bir yani atalık tohum dediğimiz yerli formdaki mısırlarda çeşitli boşluklar olur. Hepsi böyle ince ince dizilmiş formda olmaz. Ya da bunlardan yine... Şeftali mi var? Şeftali de yine bayağı değişmiş bir ürün. Şeftalinin ilk halde eriye ve kızılcağa benzemekte ve tadı... Küçücükmüş. Evet, tadı ekşiymiş, tatlı değilmiş. Evet, zamanla tatlanmış. Keza muz yine, muzun içinde açtığınızda, dilimlediğinizde tohumlar, çekirdekler iri iri formda görünürmüş. Yine aynı şekilde patlıcan. Patlıcan da yine aynı şekilde bu formu tamamen değişik. Muz da var. Muz da keza öyle. Patlıcan da daha farklı bir formdaymış. Bildiğiniz eskiden domatese benzermiş, yuvarlak formdaymış. Şimdi uzun forma gelmiş. Keza salatalık da bu şekildedir. Domates de bu şekildedir. Domates mesela bir bozuk para büyüklüğünü geçmez eskiden. Şimdi... İlgimiz çeri domateslerin boyunda mıydı yani? Evet, daha küçük, bütün domatesler öyleymiş. Ve biraz daha ekşimtırak bir tahtaydı. Bu kadar tatlı değildi. Aslında genetiğiyle oynamanın en büyük şeylerinden bir tanesi de tatlarını değiştirmek. Yani genetiği değiştirilmiş, daha doğrusu şöyle vereyim. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, gıdalar, tatların artırılması, raf ömrünün artırılması keza yine şekilde. Kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklılık. Bir de büyütmeyi tercih etmişiz bence hepsini. Evet, büyütmeyi tercih etmişiz. Büyütmek. Raf ömrünü uzatmak. Ve tatlandırmaya yönelik. Tatlandırmak. Yani biraz daha şekerli olmuş sanki hepsi. Evet, değil evet. Mi? Aslında bunların ilk çıkış noktası Amerika. 15. yüzyılda ilk Amerika'nın keşfiyle ortaya çıkıyor ve daha sonra 17. ve 18. yüzyıllarda bizim Anadolu'ya geliyor. Yani bizim aslında domatesle tanışmamız, diğer sebzelerle tanışmamız, mısır, patates, fasulye, biber bunlarla tanışmamız 19. yüzyıl. Yani 1800'lü yıllar. Hatta Osmanlı saray defterlerinde şu yazar. Dolmalar patlıcanla, kavunla ve elmayla doldurulurmuş. Yani biber dolması o dönemde yokmuş. Evet. Yani bir Osmanlı mutfağının olduğu bir yere giderseniz mutlaka bir kavun dolması söyleyin. Kavun doldurulurmuş. Kavun dolması yenirmiş. Çünkü o dönemde aslında ilk Osmanlı'ya giren patlıcanmış. Daha sonra 19. yüzyılda biz domatesle ve diğer ürünlerle tanışmışız. Hatta domatesi de yeşil formunda tüketmiş. Daha sonra kırmızı formuna geçmişiz. Bunun arasında ne kadar süre var biliyor musunuz? 200 yıl. Yani 17. yüzyılda bize yeşil formuyla gelmiş. 19. yüzyılda biz onu artık o kırmızı formuyla tüketmiş. Daha sonra da konserve yapımına geçmişiz. Zannediyoruz ki biz böyle yüzyıllardır bu ürünler bizim yanımızda, mutfağımızda. Çok fazla tüketildiği için mi? Yani aslında bunların genetiğiyle oynanma sebebi. Yani ben kendimce soruyorum. Yani dünyada 8 milyar insan var değil mi? Örnek veriyorum. Tarımı kolaylaştırıyor. Maliyeti azaltıyor. Hızlı. Üretimi de çoğaltıyor. Evet. Benim anladığım bu. Yani... Mesela bu ette de aynı, tavukta da aynı şekilde. Mesela gerçek köy tavukları küçüktür. Evet.
Ve şey, ilk Amerika'da ortaya çıkıyor bu arada. Amerika 1800'lü yılların başında ilk domatesin raf ömrünü artırmak için GDO'ya başvuruyor. Diyor ki dalında diyor domates olgunlaşsın, erişsin ama benden çıktıktan sonra depolama ve taşıma esnasında çürümesin, kendini bırakmasın. Raf ömrünü artırmak için yapılıyor ve yine o dönemde yapılan çalışmalarda işte FDA'ya gönderiliyor domatesler. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda da maalesef zararları ortaya çıkıyor. Daha sonra şu an gündemde olan daha çok bu meyve sebzelerle birlikte mısır, soya, pamuk ve kanola yağı dünyada. Neden? Mısır çok öne çıkıyor gerçekten. Evet, mısır çıkıyor çünkü şöyle tatlı bir ürün, şekerli bir ürün. Endüstride şurubu çok fazla kullanılıyor. Şurubu kullanıyor biliyorsunuz paketli gıdalarda. Dolayısıyla bu iki üründe çok fazla dünyada soyada ve mısırda var. Yine yemlerde de kullanılıyor. Bir mısır 9000 yıl öncekinden 1000 kat daha büyükmüş şu an. Evet. Günümüz mısırlarının %6,6'sı şekerden oluşuyormuş. İlk mısırlarda bu oran %1,9'muş. Evet, Güney Amerika'dan ilk geliyor. Daha doğrusu çok daha eskiye dayanıyor ama daha çok bu meyve sebzelerin ana vatanı Amerika. Amerika'dan bize geliyor. Bizde de çeşitleniyor. Mesela Türkiye'de yaklaşık 120 çeşit domates çekirdeği var ya domates tohumu var. Şu an çok az miktarda kalmakta. Lakin çok fazla dernek, vakıf, STK'lar tohum takas şenlikleri yapmakta, yerli tohumları korumakta, atalık tohumları korumakta. Orada özellikle mesela İstanbul'da bizim hemen dibimizde Şile'de yapılıyor. Bu yıl 6.sı düzenlendi geçtiğimiz herkes yıl. Herkes diyor ki bir tohum saklayın, altın gibi kasalarda mutlaka tohum saklayın çünkü çok değerli olacak diye. Önceden yani şeyimiz yani değerli derken maddi bir değerden söz etmiyorum. Evet. Yani tabii ihtiyacımız olacak, hayatımızı o tohumlar kurtaracak ileride. Zaten göç ettiğiniz zamanda ya da savaş esnasında ya da önemli bir felakette ya da başka bir şeyde ne götürüyorsunuz? Yani arabanızı, binanızı vesairenizi götüremezsiniz. Tabii. Tohumunuzu, gıdanızı götürürsünüz. Hatta köylerde ben çünkü Anadolu'da çok fazla yerde çalışıyorum. Köylerle, kadınlarla çok iç içeyim. Görüyorum ki eski anlatılanlarda diyorlar ki eğer genç kız köyden çıktığında evlendiğinde biz ona hediye olarak tabii ki bir şeyler altın vesaire takardık ama yani köyümüzde önemli olan tohum ne varsa onu çıkısına koyar, çeyiz sandığıyla birlikte gönderirdik diyor. Bu çok kıymetli ve önemli bir şey. Bizim kültürümüzde, evet, özümüzde olan şeyler. Yani. Şu an söylerken bile tüylerim gerçekten diken diken oldu. Çünkü çok sahip çıkmamız gerekiyor. Gerçekten. Yani burada milliyetçi olmamız gerekiyor. Yani birçok konuyu kenara bırakalım. Gıdada milliyetçi olmamız lazım. Bizim tohumumuz bizler için çok önemli. Geçmişten günümüze kadar aktarılıyor. Yani bir toplumun kimliğini oluşturan, kültürünü oluşturan şeylerden en önemli unsurlardan bir tanesi mutfağı ve tohumlar. Benim çok sormak istediğim bir soru var. Çok özellikle. Ya şimdi mesela biz meyve tüketmeyi unutuyoruz ya da sebze tüketmeyi unutuyoruz. Hani mesela annemizin, babamızın veya ailemizin oğlum hiç meyve yemiyorsun, biraz C vitamini al, bilmem ne vitamini al deyip bize sunduğu şeftaliler veya muzlar bizim için ne kadar sağlıklı? Oo, ben her gün meyve yerim abi. Her gün muz yerim, her gün mandalina yerim. Evet, bu yediğim gerçekten bana faydalı mı? Şimdi profesörler anlatıyor. Meyve yiyin, işte bilmem ne yiyin, sebze yiyin vesaire. Bunlar ne kadar güvenebiliriz? Hemen en merak ettiğim konu. Söyleyin. Portakal, mandalina, muz bu gibi gıdalar yine bize 19. yüzyılda yani 1800'lü yıllarda girmiş bizim ülkemize. Ama ilk girdiğinde portakal da bu halde değilmiş. Yeşil formda, daha cıvık bir formdaymış. Şimdi yerken, yani geçmişte böyleymiş. Şimdi yerken de yine aynı şekilde bunları dengeli tüketmek ve az miktarda tüketmek lazım. Biz bunları içerisinde fruktoz denilen bir şeker var. Yani ister GDO'lu olsun olmasın içerisinde bir fruktoz denilen şeker var. Az miktarda tüketmekte fayda var. Yalnız alırken bakacaksınız. Biraz böyle üstü şey olmayacak. Parlak parlak olmayacak. Sapı olacak. Üzerinde parafini olmayacak. Mumlanmamış olacak. Bakın bu GDO'nun çıkması da. Parafinler, mumlanmalar. Bunların hepsi raf ömrünü artırmak. Çünkü nüfus çok fazla. Raf ömrünü artırmak. Besin değerine değişiklikler yaratmak. Elmaların hiçbirbirinden farkı yok. Evet, böyle parlak. Kesildiği zaman kararmayan elmalar varmış. Bizde mesela önceden köyde armut yediğimizde armudun içi simsiyahsa evet bu olmuş ve o orijinal armut derdik mesela bizde. Armut mesela, armut, portakal özellikle en fazla parafin ve mumlanan gıdalardan biridir. Parlak parlak ürünler olmaz. Hatta elmanın ilk yetiştirildiği halden şu anki haline kadar magnezyum değerlerinden tutun da şeker değerlerine kadar birkaç kat artmıştır. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bundan yaklaşık 1700 yıl önce bir insanın bir şeker tüketme miktarı yıllık 5-6 gramken şu an ne kadar biliyor musunuz? Bir insan ağırlığı kadar. Eğer 70 kiloysanız
70 kilo kadar şeker tüketiyorsunuz. Şu sepeti sağa doğru sola doğru koyalım. Peki son bir soru, kısa bir yanıt. FDA, GDO zararsızdır diyor değil mi? Zararsızdır. Bir ilişki kurulmuş mu mesela hastalıklarla, alerjiyle, kanserle arasında? GDO'lu gıdalarla yapılan çalışmalarda kısa vadeli çalışmalar var. Uzun dönemde yapılan çalışmalar yok. Eğer siz bir ilaç yapıyorsanız yaklaşık 15 yıl bunu araştırıyorsunuz. Tabii. Bir tarım ilacı yapıyorsanız yaklaşık 5 yıl. Eğer hakiki anlamda zararını bilmek istiyorsanız uzun dönemde araştırmalar yapmak lazım. Aha. Lakin kısa vadede alerjik reaksiyonlar, toksik faaliyetler ve bedenimizde farklı yapılar gösteriyor. Evet.